Türk siyaseti Faruk Bey kendi derdine düşmüş durumda maalesef. Bakın bugün programında konuştuğumuz Profesör Doktor Aydarbaş hocamı rahmetle ve özlemle anıyorum. Türkiye çözüm ortaya koyardı. Yani ve ortaya koyduğu başta milli ekonomi modeli olmak üzere Türkiye'nin sorunlarına çözüm olarak ortaya konulabilmiş Türkiye'deki belki de tek modeldir. Hala bu ülkede uygulama için şansını bekliyor. Yani bu ülke eğer milli ekonomi modeli uygulansa bugün şu sorunları konuşuyor olmazdık. Türkiye siyasetinin sadece bu son 20 yılda değil, Atatürk'ten sonraki Türkiye siyasetinin en büyük handikapı çözümsüzlük olmuştur. Yani milletin sorunlarına çözüm ortaya koyamamıştır. Bakın şu anda Türkiye'ye, efendim geçmişine, yakın tarihine bizlerden daha yaşlı sorunlarımız var. 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yaşında sorunlarımız var. Hiçbirisini çözememişiz. Ekonomide de var, dış politikada da var, içeride de var, toplumsal sorunlarda var. Evet. Yani oysa Türkiye işte Mayıs ayında bir seçim yaptık. Niye biz yaptık o seçimi? Yani bir demokratik ülkelerde seçim niye yapılır? Seçim ülkede mevcut iktidarın sorunlar karşısında ne kadar başarılı olduğunu milletin ona vereceği karneyi ortaya koyar. Eğer o iktidar sorunlar karşısında başarısızsa millet başka birisini tercih eder, başka birisine görev verir. Belki bu başarılı olur iddiasında bulunan başarılı olur diye böyle bir seçim aslında böyle bir şeydir. Yoksa seçim eften püften sebepsiz yere yapılan bir şey değildir. Bak, seçimlerin sağlıklı yapılan, daha doğrusu vatandaşların, halkların sağlıklı kararlar vererek seçim yaptığı ülkelere bakın. Her gelen iktidar vatandaşa hizmette yarışmaktadır. Vatandaşa daha iyi hizmet etmeye çalışmaktadır. Hizmet edemeyen de 5 yıl bile iktidarda kalamamaktadır. Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz şu sorunları. Her ay biz konuşuyoruz. Her yıl konuşuyoruz. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı, efendim geçim sıkıntısı. Bitmiyor ama. Peki iktidar işte Mayıs ayındaki seçimde iktidar milletten yeniden işte 5 yıllık bir yönetme şansı elde etti. Bu iktidarın şu geçim sıkıntısına çözümü var mı? Hayır, yok. Mesela asgari ücreti 11.402 lira oldu. İşte Temmuz ayında bir asgari ücret düzenlemesi yapıldı değil mi? Şimdi ekonomi yönetimi, yani 21 yıllık iktidarın ekonomide yeniden görev verdiği Mehmet Şimşek yönetimi ne diyor şu anda? Asgari ücrette iki defa bu ara düzenlemeyi kaldıracağız. Yılda bir defa asgari ücreti belirleyeceğiz. Neden? Çünkü enflasyona sebep oluyor. Yani asgari ücret, yani şu demek, biz işçiye, işte Sayın Murat Bey ifade etti. Evet, daha evet. Cebine girmeden açlık sınırının altında kalan bu asgari ücreti veriyoruz. Evet. Dolayısıyla bu da enflasyon oluşturuyor. Bu şu demek aslında. Bundan sonra asgari ücrette bu artışları beklemeyin bizden demek. Yapmayacaklar. Yapsalar da yılda bir defa yapacaklar. İşte bu Temmuz'dan Ağustos'a olduğu gibi daha işçinin cebine girmeden o enflasyon karşısında eriyecek. Bu bir çözüm değil yani. Bu bir kısır döngü. Ve insanları şimdi şunu anlarız. Bak, olması gereken nedir peki? Yani vatandaşını, çalışanını düşünen bir hükümetin yapması gereken nedir? Önce siz çalışanınızın bu pahalılık enflasyon karşısında zarar görmesini önlersiniz. Ondan sonra dersiniz ki biz artık bunu yılda bir defa artıracağız. Ama şu anda enflasyon yüksek seviyelerde seyrederken Merkez Bankası Başkanı bile ancak rahatlamayı 2025 yılından sonra göreceğiz derken siz işçinize diyorsunuz ki benden asgari ücrette bundan sonra ara zam bekleme. İşte bu şu demek Faruk Bey. İktidarın Türkiye'nin mevcut sorunlarını sürdürmekten başka, bunları yönetmekten başka bir düşüncesi, planı, programı yok. Yani enflasyonu düşürelim. Asgari ücreti dünya standartları seviyesine çıkaralım. İşte bir bekar çalışanın 15.123 lira maliyeti var bir kişinin. Çalışan bir kişinin yaşama maliyeti.
Ya bu seviyeye çıkaralım, yoksulluk sınırının üzerine çıkaralım 4 kişilik bir ailenin gelirini. Böyle bir düşüncesi yok. Tamam, iktidar böyle. 21 yıldır tanıdığımız iktidar zaten. Farklı bir şey değil. Peki muhalefet ne durumda? İktidarın bu şekilde çözümsüzlüğe ülkeyi mahkum ettiği bir noktada umut muhalefettir aslında. O umudun lokomotifi de ana muhalefet olması gerekir. Mecliste temsil edilen muhalefet olması gerekir. Neden? Çünkü mecliste temsil ediyorsanız şu bir gerçek ki daha çok söz hakkınız var. Şu bir gerçek ki daha çok ekonomik gücünüz var. Mecliste bir sandalye işgal ediyorsunuz. İşte grubunuzda, şeyinizde. Bu size çok önemli bir sorumluluk yüklüyor. Neden? İktidarı o yapmadığı, atması gereken adımları atmak zorunda bırakmak. Eğer o iktidar o adımları atmıyorsa, ülkeyi çözümsüz bırakıyorsa da ülkede iktidar değişikliğini sağlamak. Muhalefetin görevi, sorumluluğu. Peki ortada bir muhalefet var mı şu anda? Ben soruyorum, lütfen bizi izleyenler söylesinler. Mayıs ayında seçimden bu yana 2 aydan fazla zaman geçti. Nerede muhalefet? Nerede altılı muhalefet? Yani mecliste o kadar koltuk işgal ediliyor. Yani ülkeyi 5 yıl daha, 21 yıl yönetmiş iktidara 5 yıl daha ülkeyi yönetme şansı veren altılı muhalefet. Neredesiniz? Hadi bir şey söylemeyecek misiniz? İşte Akbelen'de ağaç kıyımı yapılıyor. Evet, gidip orada efendim, şimdi vizyonda bir film var ya, hani bu Flash diye, öyle bir hızlı koşuyor ki ışık hızıyla. Şimdi geliyor bizim muhalefet Akbelen'e. Işık hızıyla arabanın kapısını açmakla binmesi bir oluyor. Bın. Ondan sonra basıyorlar gaza. Millet protesto edince tekrar lütfedip inip bir 30 saniye daha kalmak zorunda kalıyor. Bu mudur yani? Yani milletin beklediği muhalefet bu mudur? Mecliste bakınız. Mecliste şimdi mecliste temsil edilen muhalefetin, şimdi ülkenin şu durumunu bahsettik ya, işte açlık, yoksulluk şey. İktidar sorumludur. İktidar kadar da ana muhalefet sorumludur bunda. Ama efendim biz iktidar değiliz. Ama efendim biz icraatın başında değiliz. Gidin oradan. Hadi bırakın o mazeretleri. İktidar onu yapamıyorsa yaptıracaksın. Yaptıramıyorsan da iktidara alternatif olacaksın. Ülkeyi seçime götüreceksin. Kurtaracaksın ülkeyi bu durumdan. Bir şekilde kurtaracaksın kardeşim. Atatürkçüyüm diyorlar. Atatürkçülükten dem vuruyorlar. Yahu Atatürk daha büyük imkanlarla mı ülkeyi kurdu? Yoktan, yokluk içerisinde batmış bir Osmanlı'dan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurdu. Mazeret üretseydi Atatürk bunlar gibi. Ben işte yetkim yok ki. Ben işte efendim şu yok, bunları deseydi Türkiye Cumhuriyeti kurulabilir miydi? Kurulamaz. Şimdi Atatürk diyen işte partiler, mecliste temsil edilen, Atatürkçülük denildiğinde mangalda kül bırakmayanlar, mecliste temsil edilenler ne yapıyorlar? Ya biz bir şey yapamayız. Niye? İktidar değiliz. Hadi oradan kardeşim, sen iktidar olmayı elinin tersiyle ittin Mayıs ayında. İktidar olmak istemedin. İktidar olmak için gereken adımları atmadın sen. Gereken kararları almadın. Uyarılara rağmen almadın. Bakınız, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'nin en genç lideri. Ne diyordu seçimden önce? Herkes kazanacak adayı konuşuyor. Ben kaybedecek olana sesleniyorum diyordu. Ve niçin kaybedecek? Yani Mayıs ayındaki seçimleri kaybedecek olan niçin kaybedeceği sıralıyordu. Dedikleri çıkmadı mı? Çıktı. Neredesiniz muhalefet? Şimdi dolayısıyla bakın, iktidarı alın, muhalefeti alın, koyun bir kenara. Şu an maalesef ne iktidarın ülkeye bir faydası var, ne de muhalefetin, ana muhalefetin bir faydası var. Mecliste boş yere o meclisi işgal ediyorlar. Bence meclise de zarar veriyorlar. Bakınız, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş, meclis dışında şu anda Türkiye'nin en genç lideri olarak ana muhalefetin mecliste yapamadığı muhalefeti yapıyor. Mayıs ayının başında başladıkları adım adım Anadolu turu var. Bu kapsamda bakın, önce Manisa'ya, sonra İzmir, Uşak, Afyon, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Düzce. 3 haftada. 3 hafta içerisinde
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane vilayete gittiler ve bu devam edecek. Ve bu gidilen bütün vilayetlerde vatandaşla buluşuldu. O vatandaşa Türkiye'nin sorunları anlatıldı, çözümler anlatıldı. Milli ekonomi modelinin bu ülkenin çözümü olduğu anlatıldı. Profesör Doktor Haydar Uraş'ın ortaya koyduğu tezin bu ülkenin tek çaresi olduğu ifade edildi. Şimdi bakın ben şunu söylüyorum Faruk Bey. Meclisteki buyurun. Ana muhalefet, altılı muhalefet dendi ya, bir şekilde kapağı attılar meclise. Ülkeyi 5 yıl daha iktidara peşkeş çektiler ama kendilerini işte sanki zafer kazanmış gibi lanse etmeye çalışanlara söylüyorum. Meclis dışında Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarının ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ın yaptığının, şu son seçimden sonra yaptığı çalışmaların onda birini yapsınlar. Onda birini yapsınlar. Türkiye'de Türkiye'yi bugünkü duruma mahkum eden iktidar bu kadar rahat olamaz. Bu kadar rahat olamazlar. En zayıf dönemini, en sıkıntılı dönemini yaşayan iktidar bu altılı muhalefet sayesinde, bugün meclise kapağı atan, sesi çıkmayan, gıkları çıkmayan muhalefet sayesinde bugün en rahat, en böyle efendim dört köşe aylarını, yıllarını yaşıyor. O yüzden Türkiye'nin evet, Türkiye'nin bence iktidardan önce, yeni bir iktidardan önce Türkiye'nin bir yeni bir muhalefete ihtiyacı var. Yeni bir ana muhalefete ihtiyacı var. Ve ben Türkiye'nin en genç lideri olması hasebiyle Türkiye'yi, Türk gençliğini ve Türkiye'nin geleceğini, hem de dünyanın gidişatını çok daha iyi okuyan, çok daha iyi analiz eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ın liderliğinde Bağımsız Türkiye Partisi'nin Türkiye'nin muhalefeti, Türkiye'nin ana muhalefeti olmaya, o boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Milletimiz de bu noktada. Bu aklı selim efendim kervana desteğini verirse, bu kervanın peşinden giderse, bu kervanı güçlendirirse Türkiye'de hem muhalefet nasıl yapılır bu görülür, hem de iktidar, Türkiye'yi çözümsüzlüğe mahkum eden iktidar bu kadar rahat olamaz. Çözüm bulmak zorunda kalır. Çözüm bulamıyorsa da o makamı, o iktidarı terk etmek zorunda kalır. Başka bir çaresi kalmaz diyorum efendim. Çok teşekkürler Sayın Dede. Gerçekten vermiş olduğunuz o işte eyvah işte ağaçları kesiyorlar örneği falan, çok gerçekten çok kapsamlı örnekler. Çok basit cümlelerin altındaki çok kapsamlı örnekler. Ben de bir örnek vermek istiyorum dinlerseniz. Ben haber dairesindeyken Kaz Dağları koparılıyor ağaçlardan, Kaz Dağları'nın ekosistemi alt üst ediliyor denilmişti. Sonra Kaz Dağları'nın neden ekosistemi alt üst ediliyor, neden bu ağaç fırtınası kopartılıyor ve ağaçlar yerinden sökülüyor diye iki tarafı da irdeleyiverdim ama ortada bir şey buldum. Bir Kanadalı şirket, burada diyor 400 tona yakın diyor rezerv var ama diyor tahminimiz 400 tondan da fazla 600 tonu bulabiliriz altın konusunda diyor. Ve sonra bu Kanadalı firmanın yetkilisi Kanada'da TV'de demeç veriyor. Ne iktidardan ne muhalefetten ne de herhangi bir profesörden orada altın olduğuna dair herhangi bir şey duymamıştık. Demeç verdiğinde şu acı ifadeyi kullanıyor. Onlar için çok normal bir gurur tablosu, bizler için çok büyük bir onur kırıcı söz. Peki diyor siz diyor madeni çıkartıyorsunuz ve burada bu rezervi buldunuz. Türkler size nasıl yardımcı oluyor diyor spiker. Firmanın yetkilisi, CEO'su diyor ki Türkler çok iyi taş taşıyor diyor. Evet. Türkiye'nin altın madenini Kanadalı şirket çıkaracak ve oradan milyar dolarlar kazanacak. Oradan Türklere, bu millete, o altın madeninin gerçek sahibi olan millete düşen şey de taş taşımak olacak. İşte bu acı bir şey. Maalesef bu duruma işte sebep olan iktidarlardır. O iktidarları iş başında tutmak, seçimlerle tekrar göreve devam etmelerini sağlamak aslında çok acı bir şey Türkiye'de. Yani bu tür şeyler Kanada'da olsa bu bir iktidar değiştirir. O seçimde bir daha iktidar, mevcut iktidar asla iktidar olamaz. Bir daha iktidar yüzü göremez. Ama Türkiye'de maalesef bunlar millete doğru anlatılmıyor. Burada ben tekrar az önce söylediğim şeyin altını çiziyorum. Türkiye'de iktidar değişikliğinden önce Türkiye'de adam gibi bir muhalefet lazım.
ana muhalefet lazım. Yoksa iktidar miktidar değişmez. Bir sonraki seçimde de göreceksiniz, yerel seçimde de şu kafayla gidecekler. Yerel seçimlerde muhalefeti, ana muhalefeti büyük bir hezimet bekliyor. Çünkü kafa değişmiyor. Zihniyet değişmiyor. O yani Einstein'a atfedilen bir söz vardır ya, her zaman aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek ahmaklıktır. Yani hep aynı şeyleri yapacağız ama biz eninde sonunda bir seçimde kazanacağız. Zor kazanırsınız siz. Kazanamazsınız.